YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylarca bayatlamayan, yapımı oldukça kolay, kıyır kıyır, çok lezzetli, tuzlu simit hazırladım. Malzemelerimi hazırladım. Yoğurma kabımın içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki katı yağı alıyorum. Üzerine de bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Beyazını üzeri için ayırdım. 4 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Son olarak içerisine 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Bu malzemeleri şöyle elimle güzelce yoğuruyorum. Son olarak unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her tarifimde söylediğim gibi un miktarı kullanmış olduğunuz yumurtanın ve kullanmış olduğunuz unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Mutlaka 4 su bardağından sonraki unu kontrollü bir şekilde ilave edin. Bir de kurabiye hamurları yoğurulmayı sevmez. Tüm malzemeleri birbirine karıştırıp bırakıyoruz. Oda sıcaklığında kullanmış olduğumuz margarin çok fazla yoğurdukça elimizle ısınacaktır ve bu da çok fazla un ilavesi isteyecektir. Mutlaka malzemeleri birbirine karıştırmamız yeterli oluyor. Hamurumun kıvamı videoda görmüş olduğunuz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oluyor. İki eşit parçaya bölüyorum. İki eşit parçaya böldükten sonra merdane ile çok fazla inceltmeden açıyorum. Hamurumu çok inceltmeden açtım. Çay bardağı ile kesiyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi. Ben çay bardağı kullandım ama dilerseniz su bardağıyla ya da daha büyük veya daha küçük bardakla da kesebilirsiniz. Daha sonra tam orta kısmını su şişesinin kapağı ile böyle delikler açıyorum. Bu şekilde hem çok pratik, hızlı bir şekilde yapıyoruz. Hem de simitlerimizin boyutları aynı oluyor. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz, kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuz anlamış olurum. Hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Simitlerimi bu şekilde hazırladım. Önce yumurta kına, daha sonra da susama buluyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ben susamlarımı bu sefer kavurmadım. Dilerseniz kavurarak susamlarınızı da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Simitlerimin tamamını hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye gönderiyorum. Simitlerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra
Başka bir borcamın içerisine alıyorum. Hepsi aynı boyutta ve çok lezzetli oldu. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kıyır kıyır aylarca bayatlamayan nefis simitlerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.